Sayın Kaymakamım, vaktimiz varsa soru cevap yapalım, yoksa oturumu kapatalım, takdir sizin. Bir 5 dakika soru cevap arzu eden varsa, katkı bulunmak adına isim söyleyerek hocalarımıza sorarlarsa buyurun. Bir 5 dakikamız var. Kısa bir soru cevap yoksa oturumu kapatabiliriz. Hocam soru yoksa ben bir ekleme yapabilirim. Peki buyurun. O vakti öyle kullanalım. Evet. Şimdi şöyle, ağzına sağlık hocalarımın her biri gerçekten çok kıymetli, çok değerli sunumlar, slaytlar, söyledikleri gibi her biri üzerinde ayrıntılı ayrıntılı konuşsak her biri ayrı birer sempozyumun konusu olabilecek kadar kıymetli konular. Ben kendi adıma da şahsen yani aldım payımı. Mesela ekran süreme gidince bakacağım şimdi sosyal medya. Günlük ne kadar bakıyoruz, kaç saat bakıyoruz? Çünkü özellikle madde olmayan kumar, oyun, diğer bağımlılıklarda kişinin kendine bile yalan söyleme eğilimi vardır. Yani o baktığı saati, hocam dedi ya 3-6-9 kuralı. Mesela çocuğa sorduğunuzda diyor ki yarım saat oynuyorum ya da bir saat oynuyorum. Şimdi biz onların psikoterapisinde mesela onlara çizelge doldurtuyoruz. Başladığın saati yaz, kalktığın saati yaz bilgisayardan. O saatler onun tahmin ettiği ya da onun gördüğü, algıladığı saatlerin 3-5 katı oluyor çoğu zaman. Hocam ergenlik yaşıyla ilgili çok güzel bir belirleme, saptama yaptı. 26 şu an. Dünya Sağlık Örgütü'nün ergenlik için belirlediği yaş 26. Hocam söyledi ya beyindeki görüntüleri. Hocam 20 yaşında olanlar da var, işte ergenler diyoruz daha. Çocuk sahibi olmuş diyorlar. Yani 26'yı da şöyle belirliyorlar. Bahsettik ya sunumda sıklıkla frontal bölge karar almadan, o muhakeme etmekten, yarar zarar analizinden sorumlu diye. Bu fMRI denen fonksiyonel MR'larda çekilen görüntüler o bölgelerin tam anlamıyla 26 yaşında oturduğu. Hemen ebeveynlerden şöyle bir soru geliyor. Biz bunları o zaman 26 yaşına kadar ne yapacağız? Nasıl eğiteceğiz, nasıl öğreteceğiz? Orada da yine Nurettin Hocam bizim alana olduğu gibi el attı psikolojiye. Sınır kural koymaktan bahsetti aslında. Hani hayırı bilsin çocuk. Burada işte hazzı ertelemeyi öğrenebilsin. Aynı bir bilgisayarı programlar gibi. Uzun uzun nutuklar değil. Çocuğa kaş çatmak, çocuğa bağırmak, çocuğa hakaret etmek değil. Uygun metotları bilerek cümle cümle bilgisayar kodlar gibi oğlum, kızım, evladım önce dersini bitir, sonra işte eğleneceksin diyelim ya da sonra oyun oynayacaksın ya da sonra o diziyi izleyeceksin. Ne olacak? Çocuk onu işlemleyecek. Hazzı erteleme sadece ergende değil, büyük yetişkinlerde bile çok önemli bir meziyet haline geldi. Özellikle 0-6 yaş grubu olan çocuklar için YouTube'da var videoları, bir marshmallow deneyi var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bu deney uzun süre longitudinal denir, böyle yaşamsal kesitsel yapılan bir deney. Küçük çocuklara odada yalnız bırakıyorlar. Önlerinde bir tabak, bir de marshmallow var. Ya da işte çikolata deyin, ne derseniz, bir şekerleme. Ve çocuğa diyorlar ki bunu yiyebilirsin, bu senin. Ama diyor, eğer beklersen, yani ben odadan çıkacağım, ben geri kalana kadar beklersen bir tane daha yiyeceksin. Sana iki tane vereceğim. Sonra çıkıyor kişi, videoya çekiyorlar çocukları. İzlemesi de çok keyifli. O kadar böyle güzeller ki mesela kendini tutmaya çalışırken böyle onu yemek istiyor içinden ama böyle mücadele ediyor, yemeyeyim yemeyeyim diye. Yemeyenler var, dayanamayıp yiyenler var. Sonra ne yapıyorlar bu çocukları? 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık süreçte takip ediyorlar. O çocukken hazzı erteleyebilen, bekleyebilen, ikinci marshmallow için sabredebilen çocukların okul yaşantısında, iş yaşantısında, hayat becerilerinde çok daha sağlıklı ve başarılı bireyler olduklarını saptıyorlar. Demek ki çocuğumuzu sevdiğimiz için diyeceğiz o hayırı ya da o kuralı da optimal dediğimiz, hani anne babalık, yeterince iyi anne babalık kavramı denen bir şey vardır. Çünkü anne babalar genelde o hayırı derlerse çocuk beni sevmeyecek, işte benimle arası kötü olacak diye, kendiyle ilgili problemdir aslında, çocukla ilgili değil gene. Ama yeterince iyi annelik kavramında hayır diyebilmekte var, kural sınır koyabilmekte var. Teşekkür ediyorum. Şimdi nereden başlasam diye düşündüm. Her şey gaz ve toz bulutuydu. Kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Sonra sıkıştı ve patladı. Dünya oluştu. Şimdi şöyle, her şey tadında, dozunda çok kıymetli.
Her devirin gerekleriyle mutlaka donanacağız ve faydalanacağız. Niye söylüyorum? Şimdi biz teknolojinin fazlasının zararlı olduğunu söyledik ama mesela pandemide eğer teknoloji olmasaydı eğitimi sürdüremezdik. Benim çocuklarım Zoom'dan derslerini gördüler. Hatta benim çocuk İmam Hatip 1. sınıfı Zoom'dan başladı ama Kur'an'ı falan öğrendi yani Zoom'dan. Yani bu şu demek, doğru kullanıldığında çok faydalı. Ama şöyle düşünün, biz mesela sizin tansiyonunuz çıktığında bu ilaçların hepsini al, kökten tansiyonu çöz demiyoruz. İhtiyacın kadar dozunu belirliyoruz, ona göre yürüyoruz. Teknoloji de bu şekilde. Örnek veriyorum, hocamızın dediği gibi o YouTube'daki videoyu izle ama akşama kadar bulduğum bütün TikTok'ta çekilmiş ya da YouTube'a konulmuş geyik videoları izlemek zorunda değilsiniz. Böyle de bir şey var. Çünkü oradaki o videoların birçoğu evet lezzet verme adına, haz verme adına hazırlanmış güzel şeyler ama akşama kadar bütün vaktinizi alabilecek şeyler. Teknoloji mutlaka hayatımızda olmak zorunda ama gerektiği kadar. Mesela şeyi düşünün, hani televizyonun başında çok zaman geçirmeyin ya da işte şu, mesela 15 Temmuz akşamını düşünün, basın insanları organize etmek için çok ciddi bir materyaldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı davet etmesi için cep telefonu o akşam müthiş bir icattı. Ama dersi dinlemeyen, akşama kadar telefonla oynayan çocuk için de bence yaratılmış en zararlı şey. O yüzden yeri ve zamanı kıymetli. Burada önemli olan şey şu, kurallar konup o kurallar içerisinde yaşayabilmek. Hayatın her döneminde bu. Yemeden içmeye kadar düşünün, her şeyin zararının olduğu ve azıyla yetinmeyi bilmeyi ve kanaat getirmeyi bizim dinimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil bütün rehber aldığımız herkes ve her şey bunu öneriyor. Bu doğrultuda bence yanlış bir söylem değil. Teknoloji konusunda da belirleyici 24 saat çocuğun yanında ailesi olduğu için aile belirleyecek bunu. Yani gireceği saati, çıkacağı saati, ne zaman kullanacağını. Biraz önce slide'da koydum. O, örnek veriyorum 2 saat dedik. O 2 saat size kalmış bir şey. Çünkü belli bir yaşa kadar gerçek ve gerçek olmayan ve sınırları koyma konusunda çocukların maalesef yeterli bir gelişmişliği yok. O zaman onların da rehberi olarak biz aileler yapacağız. Bir de şöyle bir şey var. Aslında ben son slaytları biraz hızlı geçtim. Doğru rehber olabilmek çok önemli. Şimdi işten eve kapıda Facebook'a gömülmüş kafayla giren baba yatana kadar kafa telefondaysa çocuğa ne dese de boş. Yani doğru rehber, doğru model olabilmek de önemli. Biz de yaşamımızla ve tavır ve davranışlarımızla göstermemek zorundayız. Şimdi şey dediniz, nasıl mücadele edeceğiz dediniz. Şimdi özellikle fast food ve benzeri gıdaların aslında satış hedefleri alışkanlık oluşturmak üzerine. Yani sizi ona bağımlı kılmak üzerine. Ama bu yine sizin elinizde. Ben de 3 çocuk var, Allah bağışlasın diyorum. Şimdilik 3 tane var. Allah, yani sonrası bilmiyorum. Mesela benim çocuklarım dışarı çıktığı zaman biz hamburgerciye gitmiyoruz. Yani öyle bir ihtiyaç hissetmediler. Hissetmemeleri için elimden geleni yaptım. Yani biz yerli malı, yurdun malı yemeklerle idare ediyoruz ve çok mutluyuz. Yani burada biraz eğer kolayınıza geliyorsa çocuğun tepinmesi ya da kafasını 2 defa duvara vurması her istediğini yaptırmak için o sizi hamburgerciye de götürür. Sizi fast food bağımlısı da yapar. Burada ne kadar dışarıdan veri girerse girsin, ne kadar sizi zorlarsa zorlasın, sur sağlamsa, nöbette duran askeri uyanıksa o sur bir şekilde geçilmez diyorum. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Yani, Nurettin Hoca sağ olsun iyi toparladı. Hani konuşmamda da üzerine basa basa söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani asıl merkez sizsiniz, biz. Yani kendimizden başlıyor. Çünkü evlatlarımız ilk başta model aldığı insanlar anne ve babası. Biz fark etsek de etmesek de algıları çok açık. Bakınız, ben konuşmamın başına ilk başta dedim, insan biyopsikososyal dedim. Yaratılmışların en kıymetlisi, en değerlisi. Öyle bir yaratılmış ki, mesela biz çoğu zaman çok net söylüyorum. Çocuklar için zannediyoruz ki işte aklı eriyor ermiyor değil. Algılar açık. Bakın net konuşuyorum, algılar açık. Onlar her şeyi fotoğraflıyorlar. İlk aldıkları öğretmenleri, ilk eğitim aldıkları eğitimcileri anne ve baba. Ondan sonra ikinci planda kardeşler geliyor. Onun için olması gereken, yapması gereken neyse biz önce kendi özümüzü yapmamız. Bahsettiğim şey o. Yani Nurettin Hocam dedi, benim konuşmamda bahsetmiş şey de çalıştığım şey o. Yani çocuk
sizi sürekli telefonda görüyorsa, sürekli işte televizyon başında görüyorsa bu modeli uyguluyor. Ama bilime, sanata, kültüre, başarıya yapılacak, atılacak her adımlar onları da yüreklendiriyor. Nurettin Hocam söylediği gibi, yani sonuçta evet gerçekten hani tüketici bir toplum olmaya yönlendirilmiş, işte reklamlardan tutun bir hayat tarzı var. Bunlarda hemfikiriz. Fakat sizin kendinizden itibaren dediğim gibi o dalga dalga aile bireyleri içerisindeki o birlikteliği, o bağları güçlendirdikçe elbette ki, yani şu an bizim bahsettiğimiz şeyler hani farklı şey, şekerleme de olur, ne bileyim fast food da olur. Hani bunlar hayatın içerisinde olan şeyler. Ama bunları hani bağımlılık haline gelmeden, zararlı pozisyona dönüşmeden veya kontrolsüz hale dönüşmeden asıl kontrol mekanizmasını işletebilirsek merkeze, bundan sonra iş kendi kendine gidecekti. Ve yine dediğim gibi, yani burada kendi aile bağlarımızı kurarken belli örgülere, belli değerlere oturtarak bunu yapmak lazım. En önemlisi bu gibi gözüküyor. Ve onları biz kendimiz uyguladıkça, çoğu zaman hani hal dili diyoruz ya, yani her şeyi sözle, kelimeyle anlatmak da şart değil. Hal dilimizle, onlara aksettirdiğimiz her şey, inanın ki aklı ermiyor diye düşündüğünüz küçük çocuklar bile olsa onlara tesir ediyor. Böyle düşünmek ve buna göre hareket etmek bence işin merkezinde gibi, ama onun dışında tabii çok farklı, yani psikolojik, sosyolojik, ondan sonra ekonomik durumla ilgili de bileşenleri var. Ama iş yine merkezde oluyor gibi. Bunu bence en merkeze çekmek gereken mesele bu gibi. Şimdi tabii hep çocukları, gençleri konuşuyoruz ama yani her birimiz birer Fatih Sultan Mehmet yetiştirmek istiyorsak her birimiz bir defa ikinci Murat olacağız. Öğretmenlerimiz de Akşemsettin olacak. Yoksa Fatih Sultan Mehmet yetişmez. O konuda doğru söylüyorsunuz. Önce biz kendimizi kurtaralım ki kurtarmak adına bizden bir şey beklenebilsin. Benim şahsi görüşüm bu konuda şu, kendi ödevimizi biz yerine getireceğiz. İki, ailemiz adına görevimizi yerine getireceğiz. Bir de meslek mensubuysak, kendi çalışma ortamımız, kendi bulunduğumuz paydaşımız, kimse yöneticisek, yönetici ya da iş arkadaşlarımız. Bunu niye söylüyorum? Her koyun kendi bacağından asılır diye öyle bir şey yok. Biz bulunduğumuz her ortamda aydınlatıcı olmakla mükellefiz. Özellikle toplumu ilgilendiren konularda. Bir de eğiticilerimizin buradaki fonksiyonu çok önemli. Aslında şöyle düşünün, sadece eğiticilerimiz değil, halkımızla temas noktasında en güçlü olanlar din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, aklınıza gelebilecek eğitim yetisi olan ya da geniş kitlelere ulaşabilen herkesin bir defa kendini doğal eğitici ve öğretici kabul edip kendi yaşamı ve aktarma konusunda bunu görev üstlenmesinde fayda var. Biraz önce bir şey söyledim. Şu an biz Avrupa'nın en genç nüfusuyuz ama şu an içiniz. Bu nüfus yavaş yavaş gençleş, yaşlanıyor. Bu nüfusu geleceğe bu tür hoş olmayan konulardan arındırmış olarak aktarabilelim ki biz bir sonraki nesil, hatta ondan sonraki nesil yine o övülecek toplum yapısıyla yürüyebilelim. Bir de tabii bunun şöyle bir tarafı var. Teknolojinin getirdiği nimetlerden de iyi faydalanmak lazım. Çünkü lezzetli olan ya da zararlı olduğunu gördüğümüz birçok şey nereden geliyor? Görsellikle ya da reklam, sahne sanatları ve sosyal medya gibi olaylarla giriyor. Bu tür olayları aslında bu tür alanlarda daha hakim kılmak ve biraz daha göze batar hale getirmek lazım. Belki işte belediyelerimizden tutun da STK'larımız, devlet kurumlarımız nasıl şu an sigarayla mücadele ediyorsak, nasıl obeziteyle mücadele ediyorsak, yeni çağımızın pandemisi de bu aslında, bağımlılık. Bu pandemiyle de bu şekilde mücadele etmek boynumuzun borcu. Ama bakın, sadece pandemi dediğimiz zaman bu Sağlık Bakanlığı gibi algılanmasın. Her bakanlığın, yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan tutun da, çünkü onun da etki alanı çok geniş, Milli Eğitim Bakanlığı'na, herkesin, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu yeni pandemiyi ev ödevi olarak görüp çalışanlarına, temas edebildiği her alana kendi elindeki güçle mücadele etmesi, dediğim gibi surları sağlam, askerlerini de uyanık tutması lazım. Hocam cümlenin arasında V'lerle bağladım ya, tek cümleydi. Tamam. Birer cümle dedik ama Nurettin Hoca 111 cümleyle 3 kişiyi ekart etmiş oldu. Hocam bir şey söylemek isterseniz buyurun. Yani de artık ben bir şey söylemeyeceğim bu üstünü diyormuşum. Ben kullandım bak. Peki. Yok, yani hepimizin ortak olduğu kanaat var. Yani güzel bir konuya temas ettiniz. Öncelikli olarak eğitim geliyor hakikaten. Yani eğitim, eğitim, eğitim. Kendimizi geliştirmek.
Dediğim gibi bunları yani hem bilimsel çerçevede hadi manevi değerlerin üstünde o temeli sağlam bir şekilde oturttuktan sonra yapmak. Yoksa kesinlikle haklısınız. Yani hep böyle hani gençler çocuklarımız üzerinden bahsediyoruz ama biz kendimize işte benim yine belki bahsetmeye çalıştığım şeylerin bir yönü de buydu. Yani önce kendimizi donanımlı hale geçeceğiz. Yani kendi konuştuğumuz, kendi yaşadığımız, kendi yaptıklarımızın belli bir şeyi katma değeri olacak ki onlara tesir etsin diye. Sempozyum panel kısmını kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, odaklandığınıza. Teşekkürlerimi sunuyoruz.